Çocuklar çoban atı nasıl yapılıyor? Çoban atı birinci hamlemiz bu. Karşılık verdi. İkinci hamlemiz fiil ile saldırıyoruz. Karşılık verdi. Üçüncü hamlemiz vezir. Dördüncü hamlemiz buraya sizi gelecek. Bu arkadaşımız bunu oynayacağına başka bir taş oynadığı zaman çoban atı bakın dört hamlede mat yapıyoruz. Şah bir yere kaçamıyor, yiyemiyor. Çoban atı oldu. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Hemen anlatıyorum. Oyunu baştan başlatıyorum. Kurtulmanın yolu. Evet, karşılık verdi. Fil çıktı. Fil çıktığı anda buraya saldıracak. O zaman burayı korumam için ya piyonu önü oynayacağım, ya atı önü oynayacağım, ya da veziri önü oynarsanız bu üç durumda mutlaka kesinlikle çoban atından kurtulursunuz. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık.